koş 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 koş. Evet. Hemen önce tabaklarımız orada. Şey, bunları koymuyor musunuz? Peçeteliklerimiz en son. Servisleri sıkraları vereyim. Evet, siz onları dizin. Ben hemen bardaklara geliyorum. Bugün ne kadar çalıştınız öyle Seda Hanım? Ben evet bugün bayağı çalıştım. Bak ne güzel. Bu lunaparklarda şey yapmaktan. Sofra düzeninden beklentilerim var bugün içerisinde. Dün Şeyma Hanım'ın yapmadığı birçok şey yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü Emrah Bey gayet dün kendinden emin bir şekilde konuşmuştu. Temiz olabileceğini düşünüyorum. İnşallah temizdir. Çünkü çok titiz bir insan olduğum için hepsini tek tek kontrol edeceğim. Bakalım yarışmacılar nasıl bir yorum yapacak? Emrah zaten dün belli etti her türlü yoruma hazır olduğunu. Şöyle ki Şeyma'ya dedi ki, yaptığı yemeğin arkasında dur dedi. Kesinlikle. Demek ki bugün evet, Emrah'la pek baş edemeyecekler. Yaptığımız her şeyin arkasında. Sanlımca. Sofra düzeni olarak tabii ki aşçı olduğu için sofra düzeninin çok iyi bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve mükemmel bir sofra bekliyorum ondan eksiksiz olarak. Geç annem. Evet, içeceklerini hemen koyuyorum. Gel çocuğum, koş çocuğum, koş. Suyunu getir, sürahilere suları dolduralım bardaklara. Ver ben doldurayım. Şimdi seninkiler gel. Çorbanın altına yap. Suyu büyüklere koyalım. Tamam. Küçükler meyve suyu olsun. Misafirler geldi. Karşılıyorum. Seda Hanım siz yarım. Ben aynen diyorum. Yarım doldurun hemen gelin. Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun Şeyma Hanım. Çantanızı alabilirim. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle vereyim. Merhaba. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Sefalar getirdiniz. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Mehtap hoş geldin. Merhaba. İbrahim'cim hoş geldin. Hayatım hoş geldin. Nasılsın bugün? Daha iyiyim. Siz biraz rahatsız edeceğim ama. Tabii tabii. Hayatım hoş geldin Senemciğim. Çok şıksınız, pek hoşsunuz. Teşekkür ederim. Saçlar çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Masayı nasıl buldunuz acaba? Sade. Çok sade buldum. Biraz da boş. Evet. Herhangi bir süsleme, herhangi bir çiçek, bir mum. Ütü izleri var. Evet. Çizgiler var. Ben zaten masanın sade ve şık olmasından yanayım. Bence sade, şık, çiçek, mum tabii ki de olabilirdi. Süsleme, ufak, ama bazı bence şeyler. Gayet uyumlu. En azından düne göre daha uyumlu bugün. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, uyum var. Hani gözümüzü yormasın. Yemeklerimiz daha ön plana çıksın ve birbirimizi daha güzel görelim diye. Hani çok doldurmak istemedim masayı, gözümüzü yormamak adına. Sade tutmaya çalıştım. Avukat Bey, nasıl? Benim için güzeldir. Özellikle renk ve sizle masanın renk uyumu muhteşem olmuş. Değil mi? Aynı şekilde ev sahibimizin aynı şekilde uyumu. Çok teşekkür ederiz. Bence kendi fikrimi söyleyecek olursam, masada plastik görmekten hoşlanmıyorum. Plastik? Plastik çiçekler. Plastik. Canlı evet, çiçek evet, olabilir evet. mi canım? Ya plastik evet, çiçek bahsetmiyor. Evet. Olacaksa çiçek canlı olsun. Ben plastikle canlı arasında şöyle bir şey görüyorum. Evde de plastik bir şey, bu şekilde bir süsleme, özellikle çiçek konusunda bulunmuyorum. Çünkü kişinin gerçeklikle arasındaki bağını kopardığını düşünüyorum. O yüzden çiçekler, yine altını çizerek söylüyorum, bana göre plastik çiçekler bizim gerçeklikle bağımızı koparan nesneler. O yüzden tercih etmiyorum. Bir daha söylüyorum, bana göre. Mehtap Hanım, dünkü masaya göre daha uyumlu derken Şeyma Hanım bu yoruma sessiz kaldı. Evet, dün beğendiğini söylemişti. Evet, dün şıktı, beğendim ama dünkü renk uyumları karışıktı. Mehtap, sence nasıl? Güzel, sade, şık. Zaten o şekilde seviyorum ben de. Karşılaması da gayet sıcakkanlıydı. Yemeklerini de tadıp bakacağız. Yani tahtanın olması falan ben dün de söyledim. Aynen onu. Bir tek o tahta evet olabilir ama dün diğer her şey uyumluydu. Ama düne göre bugün daha çok beğendim ben. En azından bir erkek elinden çıktığı için de uyum olarak da beğendim ben.
Bir şey söyleyeceğim. Şimdi plastik çiçek mezuna gülüyorum da ben ortada bir plastik çiçek arıyorum. Nereden çıktı? Ordinalius İbrahim Bey yani bu yani her şeyde bir fikriniz var. Yani bu hani her şeyde bir öğreticilik görüyorum. Yani plastik çiçek yani burada göremediğim için bu yorum nereden geldi? Düzeltelim. Plastik çiçekler olabilir dediler. Bir ikincisi her şeye bir fikrim olması. Tamamlayayım. Kim dedi ya? Orta çok boş dedim ben çiçek. Sadece. Plastik çiçek olabilir dendi. Hayır kimse çiçek demedi. Çiçek olabilir dedim ben. Plastik tamam ben denedim. Plastik çiçeği tercih etmiyorum dedim. Bir, ikinci bir düzeltme. Her şeyde bir fikrim olması o fikirlerin herkes için geçerli olduğu ve doğru olduğu anlamına gelmez. Bunlar altını bir kere sağını solunu çiziyorum. Bütün söylediklerim bana göre subjektif. Tabii. O yüzden ondan objektif bir şey çıkmaz. Ve zaten burada subjektif görüşlerimizi öğrenelim diye bizi topluyorlar. Yoksa hepimiz aynı şekilde koro halinde söylerdik. Hatta şunu da söyleyeceğim. İki masayı bile beğenmemiz söz konusu olabilir. O masanın olabilir. Bir kısmını beğenmemiz söz konusu olabilir. Yani o yüzden dünle bugünün arasında bir kıyas yapmak gerekirse o Şeyma Hanım'ın masasıydı. Bu tabii ki. Emrah Bey. İbrahim Bey. Diğer yarışmacılar çok konuştuğunuz için onlara fırsat kalmadığından yakındı. Ben gerekçelendirmesinden yanayım. Herkes masada bugün özellikle saat tutsunlar. Kim daha fazla konuşuyor, kim daha az konuşuyor. O zaman eğer benim daha fazla konuştuğum ortaya çıkarsa ben bunu kabul ederim. Saat mi tutacağız? Evet saat tutalım. Çünkü zaman... ben dün tamamlayayım sonra buyurun sizin. Bitmiyor çünkü. Duruyor. Buyurun. Buyurun Şeyma Hanım. Sahne sizin. Hayır ben sizinle ilgili söyledim. Tamamlayayım dediniz de çünkü onun sonu yok. O bittikten sonra yine tamamlayacaksınız. Onu tekrar tamamlayacaksınız. Sonunda yine tamamlayacaksınız. Bitmeyecek. Bence bakın. Siz de, pardon. Buyurun. Siz de isterseniz masamla ilgili yorum yapın. Yaptım ya. Yaptınız evet, mı? Evet yaptım geldiğimde. Şık buldunuz. Yani boş buldum alanı. Çok alanı boş buldunuz. Aynen. O boşluğu da ben aslında tuzlu karabiberli ve soslarıyla birlikte buraya dolduracağım. Zaten kaselerimiz burada olacağı için salata ve soslar. Gelmeden önce doldursaydınız daha o zaman ölebilirdi yeşilliğim. Hani ben bazı riskleri almaktan yine. Şeyma Hanım, İbrahim Bey her şeyi yedi ama beğenmedi. Madem beğenmiyor yemesin dedi. İbrahim Bey sizi neden bu kadar rahatsız etti? Yani ben bile dediğim gibi kendi sarmamı yiyemedim. Yani o benim mideme dokunur diye gerçekten olmamıştı. Yani İbrahim Bey yiyince de hem yiyip hem beğenmemesi tezat oldu yani. Ama yiyebilirim bu beğeniyorum ama işte, gelmiyor dedi. Ama hayır kötü olan bir şeyi de yedi. Onu hani ben kendi yaptığımı yiyemedim. Hani ben yiyemedim. İşte sana. Ama hayatınız boyunca sadece sevdiklerinizle mi berabersiniz? Sevdiğiniz şeyler mi yiyorsunuz? Yani. Peki. İlk defa sustu karşımdayım. Hayır. Sustu ama neden sustu biliyor musunuz? Bakışlarında Şeyma Hanım çok yanlış düşünüyorsunuz. Hayatınız boyunca her zaman mutlu olduğunuz şeyleri yapmıyorsunuz ifadesi vardı. Kesinlikle. Yo yapıyorum yani. Hanımefendi dün sizin yemekleri yedikten sonra başıma gelenler ikinci bir perde olur. Ciddi olarak kendime gelmek için çok uzun bir zamanın i̇şte geçmesi gerekir. Ben de bugün zaten beğenmediklerimi ya da beğendiklerimi de daha az yemeyi düşünüyorum. Birincisi, ikincisi sizin o keşkeğin bana neler yaptığı, tırnak içinde keşkek, tırnak içinde vişneli, zeytinyağlı sarmanın i̇şte. Neler yaptığını yanımda olsaydınız da görseydiniz. İşte o yüzden ben tamamlayayım bakın. Tamam. Kesmeyelim. Şöyle bir şey var. Tabii Seda Hanım'a da şey olmasın. Fahiş kötüydü dedim. Fahiş kötü. Fahiş hataydı. Sonra dedi. Görmüş onun o fahiş kötülüğün bedeninde yarattığı evet, arızaları. Evet. Ve ayrıca nezaket için yemek ayrı bir şey. Bunu beğenmediğini söylemek de ayrı bir nezaket bana göre. Evet. Çünkü olumlu şeyler söylemek ya da çok konuşurum. Evet çok konuşayım. Havan dövücünün hık diyicisi için burada değiliz. Okey. Şimdi ben bundan başka bir şey daha çıkarıyorum. Ben de şimdi başka düşünüyorum. Şimdi avukat bey dedi ki dün her şeyi yedim. Bundan sonra sevmediğim şeyi yemeyeceğim dedi. Hmm.
Şimdi burada bir sana bir seni evet. trolleyebilir. Evet. Bu konuşma. Öyle oldu. Şimdi, beni bir taşın altına sürdü. Çünkü ben her şeyi dün öyle demedi. Dün dedi ki ben her şeyi yerim ama beğenmem anlamında değil dedi. Şimdi bugün ne oldu da döndü? Demek ki bugün tok gelmiş. Ben onu anlıyorum. Ya da bu masada korktuğu sen olabilir misin? Olabilirim. Belki de olmalıyım. Burada bir taktik evet. gibi geldi. Ben evet. öyle hissettim. Yani göreceğiz. Ben artık yemeyeceğim. Çünkü yarından sonra da İbrahim Bey'in evinde hissedi. Hay 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 ne güzel. Söyleyecekleriniz değilse bir fazlasını kabul ediyorum. Tabii ben bugünden, bugünden evet söylediklerinizin bir fazlasını ben kabul ediyorum. Çünkü şu var, eğer bu program bizim kendi kendimizle yüzleşmemize vesile olursa, benim için vesile ve bu programdan böyle bir şey öğrenirsek, her ne kadar öğretici koyduysanız da adımı, bu programdan kendinizle yüzleşme adına bir şey çıkarsa çok mutlu olurum. Buradan peki başlayalım mı? Közlenmiş patlıcan çorbasıyla başlıyoruz. Hadi bakalım. Şeyma Hanım da çok şey söylemek istiyor ama susuyor Eda'sı var. Şeyma susmaz ya. Eda bir şey görmedim. Evet.